İskender yetişmese. Allah'ım esirgesin. Neler olurdu düşünmek dahi istemiyorum. Safiye Sultan'ın işi bu. Kuleye kapatmanız dahi kâfi olmadı. İnsanları korkutmak. Zaaflarından istifade etmek ancak ona yaraşır elbet. Bunlar son çırpınışları hünkârım. Allah'ın izniyle hepsini ezip geçeceğiz. Bundan böyle sultanımıza zinhar zarar veremeyecekler. Safiye Sultan'ı tecrit ettim. Lakin kirli emelleriyle hareme, siyasete karışmaktan vazgeçmedi. Muhakkak birileriyle irtibat halinde. Kuleye yerleştirdiğin adamlardan emin misin? Eminim paşam. Hepsi hünkârımıza sadık, itimat edebileceğimiz ağlar. Ademoğlu çiğ süt emmiştir. Tedbirli olmakta fayda var. Doğru. Başlarına birini verelim. Zinhar şüphe duymadığımız birini. Safiye Sultan kimle nasıl irtibat halinde öğrenmemiz lazım. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım İskender huzurunuza çıkmak için bekler. Gelsin. İskender. Daha gelir gelmez canparem gözlemi korumuşsun. Nasıl cengaverce dövüştüğünü söylediler. Hayli ilerletmişsin belli. Ağır bir talimden geçtim hünkârım. Akıncılarla nice baskına katıldım. Siz yüce padişahımız uğruna can verip can aldım. Sağ salim dönmene sevindim İskender. Malum. Etrafımda pek güveneceğim kimse yok. Eğer ben itimat ettiğiniz kullarınızdan biriysem... bu şereflerin en büyüğüdür. Âlâ. Yol yorgunsun İskender. Git dinlen. Daha sonra yine gelirsin. Hem ne yaptığını anlatırsın, hem biraz talim yaparız. Kanatsız meleğim. Gözüm. Aslan parçaları her gün biraz daha büyüyor. Ondanın sesi ancak ıltısı. Sarayımızı şenlendirecek. Sana daha çok evlat vermek istiyorum. Şehzadelerimiz olsun istiyorum. Onların neşesi, sevinci, güç versin bize. Gözüm. Nasıl Osman'ımı kendi evladın gibi sahiplendin? Sevgini, şefkatini... kardeşim Mustafa'dan da esirgeme. İstediğin vakit git gör. Benden sana müsaade. Ne lazımsa yaparım. Aklın kalmasın. Sen dairene dön Kösem. Hünkârım. Dairene dön Kösem.
Beraberdik aslanım. Kösem'i hususi olarak yanıma çağırttım, sohbet ettik. Bir valide sultan olarak ikaz ettim onu. Hal ve hareketlerine dikkat etmesini söyledim. Sen de gördün işte. Pek saygısız. Usul kaydı tanımıyor. Şüphesiz Kösem size hürmette kusur edemez. Lakin siz de validem, siz de edemezsiniz. O benim kıymetlim. Yazık. Bunları da işitecekmişim demek. Kösem benden daha kıymetli öyle mi? Validem. Ben sizi hiçbir şeyle kıyas etmem. Hiç kimseyle. Tıpkı Kösem'i etmediğim gibi. İstediğim tek şey haremimde huzur. Sayı! İki iki. Sayıyı alan kazanır. Sayı! Sen orada küffarla savaştın, biz de burada hainlerle. Hangisi daha zor zülfikar? Hainler hünkârım, hainler. Zira hainler üzerlerine yalandan bir zırh giyerler. Ne cisimleri bellidir, ne silahları. Nerede nasıl saldıracaklarını bilemezsiniz. İşte bu yüzden İskender, etrafımda zülfikar gibi, derviş paşa gibi, senin gibi cengaverlere ihtiyaç var. Nasıl da başım. Ona yeni vazifesini anlat. Haberi iştir işitmez döndüm hünkârım. Ne yazık ki Can Polatzade Ali Paşa isyan etmiş. Şam civarını yakıp yıkmış. Gafil. Amcası Hüseyin Paşa'nın katline bahane etmiş. Aşikar ki. Niyeti Şam eyaletini külliyen ele geçirmek. Bu ne cüret? Ha Şam'ı işgal etmiş, ha payitahtı! Derhal fermanımı yollayın, onun ciğerini ellerimle sökeceğimi söyleyin. Emredersiniz. Hünkârım, Avusturya elçileriyle müzakere başlamalı. Şartları kabul edelim ve hızla Anadolu'ya geçelim. Avusturya'nın şartı zinhar kabul edilemez. Derviş Paşa doğru söyler. Lakin elçileri daha fazla bekletmeyin. Bir an evvel müzakereler başlasın. Müsaadenizle müzakerelere ben devam edeyim. Paşamız da Vezir-i Azam olarak ordunun başında Anadolu'ya geçsinler. Serdar olan sizsiniz paşa. Sefere de siz çıkmalısınız.
İsyanın yayıldığı bölge hayli geniş. Can Polatzade, Şam, Kilis, Halep, Adana ve civarını ele geçirmiş. Bizi hayli müşkül bir vaziyete soktu. Avusturya elçisi de çoktan öğrenmiştir. Şartlarını da ısrar edecekler. Kuyucu Murat Paşa sağ olsun. Bütün şartları evvelden kabul etti. Hem de size sual dahi etmeden. İyi niyetinden şüphem yok. Lakin yaşı hayli ilerlemiş. Sıhhat de düşünemiyor. Bu sefere senin çıkmanı istiyor. Emredin yarın sabah çıkarım. Lakin sizi burada yalnız bırakamam hünkârım. Kimseye emanet edemem. Evvela payitahta nizamı sağlamamız şart. Hem de paşamız bu yüzden dönmediler mi? Neden sefere çıkmak istemiyor anlamak mümkün değil. Avusturya ile müzakereleri o devam edecek derviş. Yaptığı hatayı düzeltecek, sonra da sefere çıkacak. Şehzademiz Mustafa'yı gördüm. Vaziyeti nasıl? Sağlığı yerinde çok şükür. Oyunlar oynadık beraber, sohbet ettik. Bir şey mi oldu? Senin canın sıkkın. Anadolu'dan her gün yeni bir isyan haberi geliyor. Ordularım dört bir yana dağılmış. Nizam halen bozulmuş. Avusturyacıları kapıda, ellerini ovuşturuyorlar. Bu husustaki fikrim malumun. Öyle ya da böyle. Sulh anlaşmasını yapalım. Gücümüzü toparlayalım. Sadece bu bile asilerin gözünü korkutmaya yetecektir. Atalarımın kılıç hakkıyla kazandığını ellerimle vereyim. Dediğim bu mu? Sen doğrusunu bilirsin. Lakin maazallah tahtın tehlikedeyken kağıt üzerindeki bir yazının ne kıymeti olur? Gel. Hünkârım. Yamaşa Sultanım. Nihayet geldiniz. Kulumuz yollarda kaldı. Rabbime şükürler olsun. Dünya gözüyle bir kez daha gördüm sizi. Üstelik bu kez hanedanımızın reisi olarak. Saltanatın ve saadetin daim olsun. Epey vakit geçti öyle değil mi? Öyle. Zor günler atlatmışsınız. Her şeyden haberim var. İnşallah bundan böyle yüzümüz gülecek. İnşallah. İnşallah sultanım. Yol yorgunsunuz. Şimdi istirahat edin. Daireniz hazır. Bir arzunuz olursa bana söylemeniz kâfi. Bizzat alakadar olmak isterim. Valizemin yaptıklarını işitince dünyam başıma yıkıldı. Keşke dedim ben de burada olsaydım. Belki mani olurdum. Safiye Sultan beni sırtımdan hançerledi. Hem de defalarca. Zinhar affetmem. Bu maksatla gelmedim yanınıza.
validen başına gelenleri ziyadesiyle hak etmiş. Yine de onu anlamaya çalışıyorum. Zor bir hayatı oldu. Nurbanu Sultan'dan çektiklerini işitmişsinizdir. Sonra merhum abim Mehmet Han. Tahta çıktığında küçük şehzadesine kıyması. Validem o gün aslında iki oğlunu birden kaybetti. Hepimiz aynı acıları yaşadık. Hepimiz bu mazinin parçasıyız. Bir tek o mağdur olmadı. Ne diyeyim? Hakkınız var. Ama ne olursa olsun, o benim validem. Müsaadeniz olursa görmek isterim. Malum savaşlar yüzünden devlet halinin masrafı bir hayli arttı. Bundan mütevellit bazı tedbirler almak gerekti. Her evden cumba başına 1000 akçe vergi alınacağı yazıyor burada. Çok değil mi? Şu aşağılı konakları inşa ettiren zadegan için bu meblağ hayli makul. Zor günlerden geçiyoruz. Herkes üzerine düşen fedakarlığı yapmalı. Yüksek akara sahip vakıfların gelirleri de bir müddet hazineye borç olarak aktarılacak. Varlıklı ecnebilerin altın ve gümüş müzeferatını bedelini ileriki tarihte ödemek üzere hazineye kaydettik. Bu sayede rahat bir nefes alacağız. Mührü aldığından beri boş durmamışsın derviş. Aile. İnşallah her şeyi iyi hesap etmişsindir. Şikayet işitmek istemem. Gel. Hünkârım. Hümaşah Sultan geldiler. Mesele mühimmiş. Gelsin. Sultan. Hünkârım. Hoş geldiniz sultanım. Nedir bu kadar mühim olan? Handan Sultan'ın yanına gittim. Aralarında ne geçti bilmiyorum. Fakat Kösem'i yerde buldum. Kanlar içindeydi. Eğer sultanımıza bir şey olursa, haremde taş üzerine taş bırakmam bilesin acaba. Neler oldu? Ne yaptın sultanımıza? Nur yahu dur. Benim bir kabahatim yok. Kim kadın? Vaziyeti nedir? Ne oldu? Başına vurulmuş hünkârım yahut düştüler bilemiyorum. Lakin şükürler olsun yarası kötü değil. Validem nerede acaba? Yani dairesindeler hünkârım. Bana yardım et.
bana yardım et. Yardım et bana. Hünkârımızın hali hal değil Menekşe. Ne oldu ki acaba? Mesdur! Sultan Ahmet Han Hazretleri! Validem, derhal izahat bekliyorum. Kösem Sultan nasıl bu hale geldi? Aranızda ne geçti? Benim bir günahım yok aslanım. Kösem haddini aştı. Türlü hakaretler edip bana saldırmaya cüret etti. Üstüme yürüdü. Ben de kendimi müdafaa ettim. Kösem neden böyle bir şey yapsın validem? Neden saldırsın size? Kösem, 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 kösem. Ben senin validenim. Benim sözümün hiçbir kıymeti yok mu senin nazarında? Sualime cevap verin. Halime Sultan'ı sırça köşkte yakaladım. Şehzade Mustafa ile görüşüyormuş. Tüm bunları tertip edense kösenmiş meğer. İkaz etmek için yanıma çağırdım. Bir anda nevri döndü. İşte hakikat bu. Kösem iyice kibre kapıldı Ahmet. Kimseye hesabı aldığı yok. Kendine gelsin bakalım o ne diyecek. Ne diyecek aslanım? Kabahatini inkar edecek elbet. Kendini aklamaya çalışacak, suçu bana atacak.